Dünya üzerinde profesyonel basketbol oynayan herkesin rüyasını NBA süsler. Bu konuda özellikle Avrupalı basketbolcuların da ağırlığı fazla. 90'larla beraber yavaş bir şekilde başlayan Avrupalıların NBA'ye katılma süreci artık sıradanlaştı ve hatta bazı Avrupalılar takımlarının lider oyuncusu haline geldi. 2019-20 sezonunda NBA'de toplam uluslararası oyuncu sayısı 108 iken bunun 61'i Avrupalı. Türkiye milli takımında oynayan Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova da bu sayının içinde. Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan artık kariyerinin sonunda. Cedi ve Furkan ise 4. sezonuna hazırlanıyor ve her ikisi de yükseliş trendlerini sürdürüyor. Peki NBA'in en iyi 10 Avrupalısı kim diye sorsak? Yine tartışmaların yaşanacağı bir liste yaptık. Cedi ve Furkan'ı dahil edemedik. Umarız ileride bu listeye onlar da girer. Listenin sıralamasının son bölümünde de zorluk yaşadık ama bir karar vermek zorundaydık. Bu videoda NBA'in şu anda oynayan en iyi 10 Avrupalı basketbolcusunu seçtik. Sıralama sondan başa doğru. Buyursunlar. Videolarımızın daha sık ve kaliteli olması için beğenmenizi ve abone olmanızı da rica edelim. On numara. Domantas Sabonis. Litvanya, Indiana Pacers. Babasının oğlu Domantas. NBA tarihine geçen Arvydas Sabonis'in kendisi gibi pivot olan oğlu Domantas Sabonis onu geçecek gibi duruyor. Babasına göre daha atletik bir yapıda ve 24 yaşında bu yıl All-Star seçildi. 2-11 boyundaki Sabonis bu sezon playoff yapan Indiana'yı taşıyor. Sezonu 18.5 sayı, 12.4 rebound ve 5 asist ortalamalarıyla kapatan Domas'ın adını daha çok duyacağız. 9 numara Bogdan Bogdanovic, Sırbistan. Sacramento Kings. Fenerbahçe Beko'da EuroLeague şampiyonluğu kazanan Bogdan, Sacramento Kings formasıyla 3 sezonu geride bıraktı. Çaylak sezonunda NBA Yükselen Yıldızlar All-Star maçında MVP seçilen Bogdanovic 28 yaşında. Bu sezonu 15.1 sayı ortalamasıyla kapatan Bogdanovic her yıl performansının üstüne koymaya devam ediyor ve Kings için vazgeçilmez noktada. 8 numara Nikola Vucevic, Karadağ, Orlando Magic. NBA'de kimi Avrupalıların takımlarının liderleri haline geldiğini söylemiştik. 29 yaşındaki Karadağlı Nikola Vucevic, Orlando'nun takım lideri oyuncularından biri. Çaylak sezonunda Philadelphia'da neredeyse hiç süre alamayan oyuncu, asıl patlamasını 28 sayı, 11 rebound ve 4 asist ortalamalarıyla bu sezon yaptı ve Orlando'nun playoff oynamasına büyük katkı verdi. Vucevic bir kez de All-Star oldu. 7 numara Goran Dragic, Slovenya, Miami Heat. Bu sezonun kuşkusuz en önemli çıkış yapan takımı Miami Heat ve bu takımın her biri çok değerli oyuncuları arasında da Sloven forvet Goran Dragic var. 2009-10 sezonunda Phoenix'te giriş yaptığı NBA'de Houston Rockets ve yeniden Phoenix Suns'ın ardından 2015 yılında Miami Heat'e katılan 34 yaşındaki Dragic bu sezon 16.2 sayı ortalamasıyla normal sezonu kapatırken şu anda Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics karşısında takımının şampiyonluk mücadelesine katkı sunmaya devam ediyor. 6 numara Bojan Bogdanovic, Hırvatistan, Utah Jazz. Bojan'ı da Fenerbahçe'den hatırlıyoruz. Sarı lacivertli formayla Obradovic'in ilk sezonunda yer alan Hırvat oyuncu ardından NBA'in yolunu tuttu ve önce Brooklyn ve Indiana'da bu sezonda Utah Jazz'de takımının hem hücum hem savunma yönünde önemli işler yaptı. Her geçen sezon kendisini sürekli geliştiren Bojan bu yıl normal sezonu 20 sayı ortalamayla tamamladı. Şu an 31 yaşında ve en az 2 sezon daha ligin önemli oyuncuları arasında yer almaya devam edecek. 5 numara Rudy Gobert, Fransa, Utah Jazz. Buraya kadar sıralamayı yaparken hayli zorlandık ama bundan sonrası artık kolay. Mutlaka ilk 5'te yer alacak isimlerden biri kuşkusuz Fransız Rudy Gobert. Gobert 2 sezon üst üste yılın savunmacısı olurken bu sezonda All-Star'a seçildi. NBA'deki ilk koronavirüs pozitif vaka olarak da adını duyuran Gobert, NBA'de savunma denilince akla ilk gelen isimlerden ve Utah'da Donovan Mitchell'la enfes bir ikili oluşturdular. Gobert bu yıl normal sezonu 15.1 sayı, 13.5 rebound ve 2 blok ortalamalarıyla kapattı. 4 numara Kristaps Porzingis, Letonya, Dallas Mavericks.
New York Knicks'teyken uzun yıllardır zirve aseti çeken New York taraftarına ümit besleten Letonyalı Porzingis, yaşadığı diz sakatlığıyla 1,5 sezon parkeden uzak kaldı ve ardından Dallas Mavericks'e takaslandı. Arada hala tam aydınlatılmayan bir tecavüz iddiasıyla gündeme gelen Porzingis, bu sezon Dallas formasıyla geri döndü ve 20.4 sayı, 9.5 rebound ortalamalarıyla normal sezonu tamamladı. Playoff'larda ise yine diz sakatlığı yaşadı. O sakatlık olmasaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyorduk. 3 numara. Nikola Jokic, Sırbistan, Denver Nuggets, The Joker. Yani Joker lakaplı Sırp pivot Nikola Jokic çok çok özel bir oyuncu. Hem klasik pivot hem de bir numara oynayabilen, kendine has tarzıyla durdurulması ve takıma katkısının engellenmesi çok zor olan Jokic, ekürisi Jamal Murray ile beraber Denver Nuggets'ta müthiş işler çıkarıyor. Şu anda batı finalinde Lakers karşısında NBA finaline çıkmak için mücadele eden Jokic, 19.9 sayı, 9.7 rebound, 7 asist normal sezon ortalamasına sahip. 25 yaşındaki Nikola Jokic listemizde 3. sırada olmayı hak ediyor. 2 numara. Luka Doncic, Slovenya, Dallas Mavericks. Luka Doncic için ne söylesek az gelecek. EuroLeague'de MVP ve Rising Star ödüllerini aynı sezon alıp 3. sıradan Atlanta tarafından seçilip Dallas'a takaslanan Luka, önce yılın çaylağı ödülünü aldı ve bu sezonda 21 yaşında Dallas Mavericks'in lider oyuncusu olarak takımını playoff'a taşıdı. İlk turda 31 sayı ortalamasıyla Kawhi Leonard'ın Clippers'ına da postasını koydu. Bu yıl ayrıca ilk All-Star deneyimini Batı ilk 5'ine seçilerek yaşayan Luka, normal sezonu 28.8 sayı, 9.4 rebound, 8.8 asist ortalamalarıyla kapatarak parmak ısırttı. Bu sezon 22 triple-double yaparak takımının efsanesi Jason Kidd'in rekorunu kıran Doncic, ayrıca LeBron ve Magic Johnson'dan sonra playoff'ta triple-double yapan en genç 3. isim olarak da tarihe geçti. Tüm basketbol severler adına nazar değmesin diyoruz. 1 numara. Yannis Antetokounmpo, Yunanistan, Milwaukee Bucks. Yannis Antetokounmpo, lakabı Greek Freak, yani Yunan çılgını gibi bir şey. Çünkü evet, o bir Yunan. Nijerya orijinli, Yunanistan pasaportlu ve Yunanistan milli oyuncusu olan Yannis, 2.11 boyuna ilave inanılmaz atletizmi, oyun zekası, savunması ve liderliğiyle özellikle son 3 sezondur NBA'yi fena sallıyor. Bu yılla beraber 2 sezon üst üste normal sezon MVP, ayrıca bu yılda yılın savunmacısı ödülünü kazanan zor soyadlı Yannis, playofflarda takımı Milwaukee Bucks'la normal sezon liderliği sonrası bir türlü final göremedi. Ama 25 yaşındaki Antetokounmpo 2 kez LeBron karşısına All-Star takım kaptanı olarak seçildi. 26.7 sayı, 13.8 rebound ve 5.8 asist ortalamaları yakalayan Yannis şu anda NBA'deki Avrupalılar arasında kuşkusuz zirvede. Mark Gasol artık kariyerinin sonunda diye almadık ama o da NBA tarihine geçti. Onun yanında Yusuf Nurkiç, Dennis Schröder, Clint Capela, Danilo Gallinari, Ricky Rubio, Thomas Satoranski gibi isimler evet çok zorladı ama videonun başında da dediğimiz gibi bir karar vermek zorundaydık. Siz de videomuzun altındaki yorumlara kendi fikirlerinizi yazarsanız bu keyifli tartışmayı sürdürebiliriz. Kanalımıza abone olmanızı ayrıca hatırlatıp ondan sonra diyeceğimiz bir sonraki videoya kadar hoşça kalın diyoruz.